Evet arkadaşlar, bugün elle besleme yapacağız yavrulara. A21 elle besleme yavru mamutu. Ben az kuşa vereceğim için ölçeğimi de az tutuyorum. Yani şu kadar bir şey yeter bana. Ufak kuşlara, yavrusu çok olan kuşlara takviye veriyorum daha çok. Biraz büyümüş kuşlara vermiyorum. Şimdi bunun kıvamını göstereceğim size. Aşağı yukarı aynı kıvamda olduğunu. Elle besleme tozuna su koydum şu kadar. Şöyle bunu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz çünkü içinde katı kalabiliyor, toz kalabiliyor. Bakın aşağı yukarı kıvam bu. Bu şekilde kullandığımda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bir tane elle besleme şirinden var. Şu şekilde duruyor. Temiz tutmaya çalışıyorum bunu. Yavrulara vermeden önce içinden bir su geçirelim ya, temiz olsun. Daha sonra yukarıdan kaşıkla içine mamayı koyuyoruz. Sıyıralım, ziyan olmasın mamamız. Biraz az oldu ama daha sonra arkadan bastırmadan sürekli takarak mamanın tekrar aşağı inmesini sağlayalım ki, yoksa tıpayı taktık mı önden bütün mama akar. Sonra mamanın aşağı inmesini bekleriz birazcık. Yavru olarak. Mamanın aşağı indiğini gördük mü arkadan. Enjektörünü takıyoruz. Hafif bir sıkıp önde suyu varsa onu alıyoruz. Evet. Şırıngamız hazır. Şimdi yavruları getirelim. Saka yavrusu besleyeceğiz. Bu iki yavru saka yavrusu. Bunları şimdi anneleri ilk günlerde tam kusamadığı için ben destek oluyorum. Şu şekilde dışarıda ucuna mamayı çıkartarak daha sonra kuşun ağzına damla damla acele etmeden kuşlara veriyoruz. Kuşun ağzının içinde basmamaya çalışıyoruz. Ayarını tutturamazsak kuşu kursağına basınçlı bir şekilde mama yiyebilir, zarar verebilir. O yüzden kenarda ucuna alıyoruz mamayı. Daha sonra kuşun ağzına veriyoruz beslemeyi. Evet, yanına damladı. Dildim kafasının yanına.
Gördüğünüz gibi hemen kursakları sararmaya başladı. Fark ediyor. Faydası oluyor arkadaşlar. Kuşlarda. Denemek isteyenler, yapmak isteyenler bu şekilde yapabilir.